Günaydın arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Tamam. O zaman başlayabiliriz herhalde. En son alkolleri konuşmuştuk arkadaşlar sizinle. Bugün eterlerden devam ediyoruz. Fonksiyonel grupları konuşacağız bugün. Eter dediğimiz maddeler. Oksijenin her iki tarafına da birer tane alkil grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. İlk maddede bundan bahsediyoruz. Oksijenin her iki tarafına da birer tane radikal grup, yani alkil grubu bağlandığında oluşan bu maddelere biz eter adını vereceğiz. Eterler aynı karbon sayılı monoalkoller ile izomerdir. Yani bir tane OH grubu bulunduran alkollerimiz ile eterler aynı sayıda karbona sahipse biz bunları izomer olarak adlandıracağız, izomer kabul edeceğiz. Genel formülümüz yani aynıdır. Her ikisi için de CnH2n artı 2 O şeklindedir. Biz eterleri basit eter ve karışık eter olarak kendi içinde iki grupla ayırıyoruz. Bu gruplar basit eter dediğimizde simetrik eter diğer bir adı da. Bağlı olan alkillerimiz her ikisi de aynıdır arkadaşlar. Dikkat ederseniz sağdaki ve soldaki gruplarımız burada her ikisi de metil grubudur. Metil grubu olduğu için biz bunları basit eter olarak adlandıracağız. Veya şurada ikinci örneğimizde her ikisi de siklopropil grubudur. Gruplar aynı olduğu için basit eter veya simetrik eter olarak adlandırılıyor. Diğer tarafa geçecek olursak, bir tarafta metil grubu var, diğer tarafta etil grubu var. Gruplarımız farklı olduğu için biz bunlara karışık ya da asimetrik eter diyoruz. Bir alttaki örneğimizde bakarsanız arkadaşlar, bir tarafta siklopropil grubu, diğer tarafta siklobütil grubu var. Gruplarımız farklı olduğu için buna da karışık eter diyoruz. Yine farklı adlandırma yöntemlerimiz var. İlk olarak yaygın adlandırmayı konuşmamız gerekirse. Yaygın adlandırmada oksijene bağlı olan alkil ya da aril grubu dediğimiz benzen halkasından oluşan gruplarımız bağlı olduğunda öncelikle küçük grubu söylemek üzere sırasıyla grupların isimlerini söyleyip sonuna da eter adı getiriyoruz. Şurada dikkat ederseniz ilk örneğimizde her iki tarafta da metil gruplarımız var. Basit bir eter. Her iki tarafta da metil olduğu için biz bunu dimetil eter olarak adlandırıyoruz. Dimetil eter. Veya karışık eter olsaydı, dikkat ederseniz bir tarafta etil grubu var, diğer tarafta ortadan bağlı olan bir propil grubu. Ortadan bağlı olduğunda bunun adı izopropildi. Bir tarafta izopropil, diğer tarafta etil grubu var. Etil, izopropil, eter olarak adlandırıyoruz. Sol taraftaki grubumuz etildi. Sağ taraftaki grubumuz izopropil. Adlandırırken etil, izopropil, eter olarak adlandırıyoruz. Devam edelim. Sistematik adlandırmaya gelecek olursak arkadaşlar, sistematik adlandırmada en uzun karbon zincirine sahip olan tarafı ana yapı olarak kabul ediyoruz. Karbon sayısı çok olan taraf. Ana yapı kabul ediliyor. Geri kalan oksijenle birlikte geri kalan alkil grubuna ise alkoksi sonra oksiyeti getirerek söylediğimiz birazdan örneklerinde göreceğiz. Alkoksi adını verdiğimiz grup şeklinde adlandırıyoruz. İlk örneğimize bakalım. Karbon sayısı sağ tarafta daha fazla. 3 karbonumuz var. Burayı
Alkan olarak adlandırıyoruz. Alkan adını söylüyoruz. Propan. Diğer taraf ise alkoksi grubu. Oksijenle birlikte olan alkil grubuna da alkoksi diyoruz. Metil grubu, oksijen ikisi birleştiğinde bunun adı metoksi. Şuraya yazalım. CH3O şeklinde olursa bu metoksi. C2H5 etil grubuna oksijen bağlı olursa etoksi. C3H7O propandan türettiğimiz propil grubu bağlıysa buna da propoksi. 4 karbonlu olsaydı bütoksi, 5 karbonlu olsaydı pentoksi şeklinde devam edecekti. Bu şekilde adlandırmayı yapıyoruz. Bakın sol taraftaki grubumuz metoksi grubuydu. Ana yapı olarak 3 karbonlu olan propanı kabul ettik. Metoksi propen. Burada fark etmiyor. Her iki tarafta da karbon sayısı aynı olduğu için 2 karbonlu yapıyı etan, diğer tarafta yine 2 karbonlu etil grubuna oksijen bağlı olduğu için burası da etoksi. Etoksietan olarak adlandırılıyor. Bu örneğe gelecek olursak arkadaşlar, bu örneğimizde karbon sayısı fazla olan 6 karbonlu yapı bir benzen halkasıdır. Burayı benzen olarak adlandıracağız. Geri kalan kısmının dal olarak metoksi şeklinde adlandırıyoruz. Metoksi benzen. Zincir yapısına gelelim arkadaşlar. Zincir yapısındaki örneklerimize bakarsak, şuralarda birer tane karbonum var. Burada bir tane karbonum var. İki karbonlu şu yapı etandır. Tek karbonlu ve oksijenden oluşan, burası metil grubuyla oksijen bir araya geldiği için metoksi etan. Bu sistematik adlandırma, yupak adlandırması. Üstteki ise genel adlandırma. Bir tarafta metil, bir tarafta etil grubu var. Alfabetik olarak söylemek gerekirse önce etil, sonra metil, sonra da eter olduğunu belirtiyoruz. Etil, metil, eter şeklinde adlandırıyoruz. Bunun da öncelikle yaygın adlandırmasını söyleyelim. 2 karbon var, 3 karbon var. Şurası 2 karbonlu olduğu için etil, şurası da 3 karbonlu olduğu için propil, etil propil, eter şeklinde adlandırıyoruz. Sistematik adlandırmaya gelecek olursak arkadaşlar, şunu silelim. Sistematik adlandırmada en uzun karbon zincirine sahip olan taraf alkan olarak adlandırılıyordu. 3 karbonlu olduğu için şu kısım propandır. Düz zincirli bir propan. 2 karbonlu olduğu için 2 karbonlu alkil grubu oksijene bağlandığı için burası da etoksi grubudur. Burası da etoksi grubudur. Peki başındaki bir nereden geldi? Propanda burada numaralandırma yapmanız gerekiyor. Etoksi grubu İlk karbona da bağlı olabilir burada olduğu gibi. Etoksi grubu şu ortadaki karbona da bağlı olabilirdi. Ortadaki karbona bağlı olsaydı bu grubumuz şuraya bağlı olsaydı. Farklı bir renkte yazalım daha iyi olsun. Buraya ortadaki karbona bağlı olmuş olsaydı o durumda bir değil 2 etoksi propan adını alacaktı. Geçelim diğer bir örneğe bakalım arkadaşlar. Bu defa yine 2 karbonlu bakın sağ tarafta. Sol tarafta tek karbon var. 2 karbon olan tarafı ana yapı olarak adlandırmam gerekiyor. Ana yapı olarak 2 karbonlu ama yapısında ikili bağ bulunduğu için biliyorsunuz. İkili bağ bulunduran bileşikleri biz alken olarak adlandırıyorduk. İki karbonlu alkenimiz etendi.
etene bağlı bir metoksi grubumuz var. Metoksi eten olarak adlandırıyoruz. Yaygın adlandırmada ise alkil gruplarını ayrı ayrı söylüyorduk. Sağ taraftaki grup, burası vinil grubudur. Tek karbonlu olunca metil grubuydu. Metil vinil eter olarak adlandırmanız gerekiyor. Geldik arkadaşlar, halkalı yapıda olan eterlerimiz. Eterler halkalı yapıda da olabilir. Halkalı yapıdaki eterleri adlandırırken, sistematik adlandırma yaparken oksa ön ekili kullanıyoruz. Oksa ön ekili kullanıldığı zaman karbon yerine gelmiş bir oksijen bulunduğunu belirtmiş oluyoruz. O anlama geliyor. Burada dikkat ederseniz 5 yapı 5 kenarı olan beşgen bir yapı karşımıza çıkıyor. Beşgen bir halka karşımıza çıktığı için siklopentan demeniz gerekiyor. Burayı karıştırmıyoruz. Karbon sayısı 4 tane diye siklobütan demeyeceksiniz. Sonuçta halka 6 köşeli bir pardon 5 köşeli bir yapıya sahip. 5 köşeli yapıya sahip olduğu için siklopentan diyoruz. Oksijeni de halkaya dahil olarak adlandırıyoruz. Başındaki oksa ise az önce de söylediğimiz gibi bir karbon yerine bir tane oksijen geldiği anlamına geliyor. Sonuçta karbonlardan biri yerine oksijen geldiği zaman eter özelliği gösteren halkalı bir yapı oluşuyor. Oksa siklopentan olarak adlandırıyoruz. Geldik. Birkaç tane örneğimiz var. Örneklere bakalım. Etil ve oksijenden oluşan şu gruba aşağıda verilen gruplar bağlandığında oluşan bileşikleri bizden istiyor arkadaşlar. Oluşan bileşiklerin adı hangilerinde doğrudur? İsterseniz bileşikleri oluşturalım. Oksijen C2H5. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Şuraya da yine oksijen C2H5 grubu bağlı. Şu bileşiği de yine devam edelim. Şuraya yazalım. Oksijen C2H5 şeklinde yazmış olalım. Şimdi sırasıyla bütün bileşiklerimizin adlarına bir bakalım. Etil siklohekzil eter demiş ilk bileşik için. Karbon sayısı bu tarafın daha fazla olduğu için burası ana yapı olarak adlandırılır sistematik adlandırmada. Siklohekzan. Diğer tarafı da şu kısımda arkadaşlar. Etoksi siklohekzan. Bu sistematik adlandırmadır. Sistematik adlandırma verilmiş olsaydı etoksi siklohekzan denmesi gerekirdi. Ancak yaygın adlandırma yapılmış. Yaygın adlandırmada her iki taraftaki grupları, alkil gruplarını ayrı ayrı söyleyip sonuna eter dememiz gerekiyordu. Burada bakın sonunda eter demiş. Bir tarafta etil grubu var. Etil. Diğer tarafta siklohekzil grubu var. Demek ki ilk adlandırmamız doğruymuş. İkinci de yine yaygın adlandırma yapılmış. Sonra eterle bitiyor. Bir tarafta etil grubu var. C2H5. Diğer tarafta benzen halkasından bir tane hidrojen kopmuş. Benzenden bir tane hidrojen koptuğunda oluşan yapıya adil ya da fenil diyorduk. Etil, fenil, eter. Demek ki arkadaşlar bu adlandırmada doğruymuş. Üçüncüyü dikkat ederseniz eterle bitirmemiş. Alkan adıyla bitirmiş. Demek ki burada yupak adlandırması
sistematik adlandırma yapılmış. Sistematik adlandırmaya göre karbon sayısı az olanla birlikte oksijeni alkoksi olarak söylememiz gerekiyordu. Burası etoksidir. İki karbonlu olduğu için etoksi doğru. Orada yalnız arkadaşlar, burada altta kaldı, açalım. Bir etoksi bütan demiş. Şu etoksi grubu arkadaşlar, etoksi grubu burada olduğu gibi ilk karbona bağlı olabilirdi. İkiye bağlı olabilirdi. Üçe bağlı olabilirdi. Farklı noktalara bağlı olma ihtimali olduğu için burada numaralandırma yapmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. İlk karbona bağlı olduğunu belirterek bir etoksi bütan olarak adlandırıyoruz. Yine bu da doğrudur. O nedenle 1, 2, 3 diyoruz. 3 veya daha fazla karbon bulunduğunda oradaki alkoksi grubunun hangi karbona bağlı olduğunu belirtmemiz gerekecek. Şu örneğimizle devam edelim. Yukarıdaki kavram haritasında yer alan bileşik için istenen bilgiler seçeneklerde eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır demiş. Sırasıyla bakalım. Şu bilgiyle başlayalım. Konum izomeridir. Konum izomeri dediği zaman diğer şu ana kadarki izomerlikte görmüştük. Fonksiyonel grup farklı noktalara bağlandığında konum izomerisi oluşuyordu. Dikkat ederseniz burada 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir alkol bileşiğimiz bu. OH bağlanmış. İkinci karbona bağlanmış OH grubumuz. A seçeneğine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada üçüncü karbona bağlanmış. Burada ise ikinci karbonda olduğu için bu konum izomerisidir. Biri buraya yazabiliriz. A şıkkı konum izomerisini oluşturuyor. D şıkkı konum izomerisi midir? Bunu soranlar olabilir. D şıkkına bakarsanız arkadaşlar, dördüncü karbona değil, ikinci karbona bağlıdır. Yine OH'ın en küçük numarayı alacağı şekilde bir numaralandırma yaptığında, burada ikinci karbona bağlı olduğu için bu bileşiğin ta kendisidir. Kendisi olduğu için izomer olmayacaktır arkadaşlar bu. Devam edelim. Adlandırmasıdır demiş. Adlandırdığımız zaman 2'de OH grubu bağlı olduğu için bunu 2 pentanol olarak adlandırmamız gerekiyor. E şıkkı da buna karşılık geliyor. Şununla devam edersek arkadaşlar, bu bilgiyle bak devam ettiğimizde karbon sayısıdır demiş. Zaten seçeneklere baktığınızda sayı olarak sadece B şıkkı var ve 5 karbonlu olduğunu az önce de söylemiştik. Bu bilginin karşılığı da B seçeneğinde verilmiş ve son olarak fonksiyonel izomeridir. İlk başta eterler hakkında genel bilgi verilirken monoalkollerle eterlerin karbon sayıları aynı olduğunda birbirlerinin izomer olduğunu söylemiştik. Farklı fonksiyonel grupları taşıdıkları için bunlar birbirlerinin fonksiyonel izomeridir. C seçeneğimizde karbon sayısı tutuyor dikkat ederseniz. Her ikisi de 5 karbonlu. 5 karbonlu olduğu için bunlar birbirlerinin izomeridir. Açıkta kalan herhangi bir şekilde izomeri olmayan D seçeneğimizdir. Şöyle bir örneğimiz var. Yukarıdaki alkollerden hangilerinin izomeri olan bir basit eter vardır? Gözden kaçırmıyoruz arkadaşlar. Basit eter dediğimizde her iki alkil gruplarının da aynı olması gerekiyordu.
basit eterlerin, şuraya bir kez daha hatırlatalım. Radikaller, şu radikaller aynı olursa biz bunlara basit eter demiştik. Aynı olabilmesi için de sonuçta karbon sayılarının çift olması gerekiyor. Böylece iki tarafa da eşit sayıda karbon paylaştırılabilsin. Şunu basit eter olarak yazabilirim. CH3 o CH3 şeklinde eter karşılığını yazabilirim. Olur. İkincisi, 3 karbonlu olduğu için eşit paylaştıramam. Ancak yapabileceğim bir taraf C2H5 olur, diğer taraf CH3 olur. Bu karışık eter olur. O nedenle olmadı. Üçüncü öncüle baktığımızda bunun basit eter karşılığını yazabilirim. Bir tarafa C2H5, yine diğer tarafa C2H5 şeklinde basit eter karşılığı yazılabilir. Üçüncü bileşiğimizin hem basit eter karşılığı vardır. Basit eter izomeri de yazabiliyoruz. Buradan karışık eter izomeri de yazabilirdiniz. Bir tarafa metil grubu, diğer tarafa da C3H7 propil grubu bağlanırsa bu da karışık eter olurdu. Sadece demediği için, basit eter vardır dediği için, izomeri olan basit eter vardır dediği için 1'de ve 3'te vardır demeniz gerekiyor. Geçiyoruz. Şununla devam edelim. Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izomeri değildir? Yazalım isterseniz arkadaşlar. Propandiol, 1-2 propandiol, 1-3 propandiol. 3 karbonlu diol bileşikleri olduğu için aslında direkt olarak birbirlerinin izomeri olduğunu söyleyebiliriz. 3 karbonlu, 1 ve 2'de OH grupları var. Bu birincisi. Diğeri ise 3 karbonlu, 1'de ve 3'de OH'lar var. Bunlar birbirinin izomeridir. Hidrojenleri yazmadık. Hidrojenler bildiğiniz gibi karbonun bağ sayısını 4'e tamamlayacak kadar olması gerekiyor. Bu iki bileşik birbirinin izomeridir. İkincisine geçiyoruz. Etil metil eter. Bakın arkadaşlar, etil dediğimiz iki karbonlu. Alkil grubu, metil tek karbonlu. Toplam 3 karbonlu bir eter. İzopropil dediğimiz zaman yine 3 karbonlu ve alkol, monoalkol. O nedenle bunlar da birbirinin izomeridir. Hangisi değildir dediği için 1-2 izomer olduğuna göre üçüncüsü izomer çıkmayacak. Ama bunları yine teker teker yazmış olalım. İkincisinde etil metil eter. Bakın, C2H5 oksijen ve CH3, bu eter bileşiğimiz. İzopropil alkol dediğimiz zaman izopropil de ortadaki karbondan bağlı olması gerekiyordu. CH3, diğerin karbonlu hidrojenlerini yazdık. Bunu da yazalım. CH3. Dikkat ederseniz karbon, hidrojen ve oksijen sayıları birbirine eşit. O nedenle yine bunlar birbirinin izomeridir. Peki şu sonuncusunu da yazalım. İzomer olup olmadığını görelim. Şuradan da aslında anlayabilirsiniz. Metil tek karbonlu propanol demiş. 3 karbonlu toplam 4 karbon. Pentanol dediğinde ise 5 karbon. Karbon sayıları tutmadığı için bunlar izomer değil. 2 metil 2 propanol.
propanol dediği için ve 2 propanol dediği için ortadaki karbondan bağlı olacak. 2'de 1 de metil grubu varmış. CH3 grubu. CH3, CH3. Diğeri ise 2 pentanol demiş. 5 karbonlu. İkincisinde OH grubu bağlı. Hidrojenleri de tamamlarsınız arkadaşlar şu şekilde. CH3, CH, CH2, CH2, CH3 şeklinde karbonların bağ sayısını 4'e tamamlayacak biçimde hidrojenleri de tamamladık, yazdık. Karbon sayıları tutmadığı için bunlar birbirinin izomeri değildir. O nedenle cevap Balıkesir. Karbonil bileşikleriyle devam edeceğiz. Karbonil grubu dediğimiz grubumuz karbona bir tane oksijen ikili bağla bağlandığında oluşan bu yapıya karbonil grubu diyoruz. Karbonil gruplarını gençler aldehitlerde, ketonlarda, karboksilik asit türevlerinde göreceksiniz. Bundan sonraki fonksiyonel grupları incelerken karbonil grubunu her defasında yazacağız. Karşımıza çıkacak. Karbonil grubunda bir tane hidrojen ve bir tane alkil grubu varsa aldehit diyeceğiz. Şurada olduğu gibi bakın bir tarafta hidrojen, bir tarafta radikal varsa karbonil grubunun bu bileşikler aldehitler olarak adlandırılacak. Her iki tarafta da alkil gruplarımız bulunursa buna da keton diyeceğiz. Aldehit ve ketonların genel formülleri aynıdır. Bu da şu demektir. Birbirinin izomeridir. Bunlar birbiriyle karbon sayıları eşit olduklarında izomer olacaklar. Genel formülleri CnH2n O şeklinde, O şeklindedir. Aldehitlerin en küçük üyesi, en küçük aldehit bileşiğimiz tek karbonlu arkadaşlar. Nasıl tek karbonlu olabiliyor? Her iki tarafa da hidrojen gelebiliyor. İki tarafta hidrojen olabiliyor. Bu bileşikler yine aldehit olarak kabul ediliyor. Ketonlardaysa mutlaka iki tarafta radikal olması gerekiyor. İki tarafta da karbon bulunması gerektiği için en küçük üyemiz 3 karbonludur. Bu da şu demektir. Örneklerde yine görürüz. Bu da şu demektir arkadaşlar. İlk iki aldehitin keton izomeri yoktur. Tek karbonlu aldehitin, iki karbonlu aldehitin keton izomeri yoktur. Çünkü ketonlar 3 karbondan başlar. Aldehitler düz zincirliyken, çünkü bir tarafta hidrojen olması gerekiyor, halka oluşturamıyorlar. Bir tarafında hidrojen bulunduğu için aldehitler düz zincirliyken, ketonlar düz zincirli de olabilir, halkalı da olabilir. Halkada oluşturma şansları var. Aldehitlerle başlayalım arkadaşlar. Yapısında karbonil grubu bulunduran bileşiklerdir. Adlandırmasına gelirsek, konumuz zaten adlandırmaydı. Alkan adının sonuna, karbon sayısına göre aynı sayıda karbon içeren alkan adının sonuna al eki getirerek, bakın şuradaki aldehitten esinlenerek sonuna al eki getirerek biz adlandırmayı yapıyoruz. Görelim örneklerimizi. Tek karbonlu aldehit, tek karbonlu alkanımız metandı. Sonuna al eki getirdik. Metanal dedik. İki karbonlu alkanımız etandı. İki karbonlu aldehitimiz bu durumda. Etan adının sonuna al eki getirdik. Etanal oldu. Şuna geçmeden önce
örneğe geçmeden önce arkadaşlar, dallanma varsa ne yapmamız gerekiyor? Bildiğiniz gibi dallanma bulunduğunda dalların konumunu belirtmek üzere numaralandırma yapıyorduk. Numaralandırma yaparken de fonksiyonel grubun en küçük numarayı almasını istiyorduk. Fonksiyonel grubumuz uçta bulunduğu için karbonil grubundaki karbonun bir numaraya alacağı bir numaralandırma yapmanız gerekiyor. Karbonil grubundan başlayarak numaralandırma yapıyorsunuz. 1, 2, 3 numaralandırdık. Numaralandırdığımızda dallar ikinci karbonda. İkinci karbonda iki tane metil grubumuz var. 2-2 dimetil. Sonra da ana yapının adını söylüyoruz. 3 karbonlu aldehite bağlı olduğu için bu dallar propanal şeklinde adlandırmayı bitiriyoruz. 2-2 dimetil propanal. Bu örneğimizde yine dal mevcut. O nedenle numaralandırma yapıyoruz. Karbonil grubundan başlayarak. Karbonil grubuna bir numarayı verdik. Dal, ikinci karbonda bir OH grubu. OH grubunu dal olarak adlandırırken hidroksi diyorduk. İkinci karbona bağlı. O nedenle iki hidroksi dedik. Ana yapıya geldik. Ana yapıya geldiğimizde 4 karbonlu ana yapıda 3. karbonda ikili bağ var. O nedenle ana yapıyı bir alken olarak söyleyeceğiz öncelikle. 3. karbondaki ikili bağı da belirtiyoruz. 3 büten, sonra da aldehit olduğunu belirtmek üzere sonunu al ekiyle bitirdik. 2 hidroksi, 3 bütenal şeklinde adlandırmamızı yapmış olduk. Alttaki örneklere geçiyoruz. Karbonil grubuna bir numarayı veriyorduk. 1, 2, 3, 4. İkinci karbonda hidroksi grubu var. 2 hidroksi, 4 karbonlu olduğu için de bütenal dedik. Son örneğimiz bu sayfadaki 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir aldehitimiz. 2'de ve 4'te tek karbonlu şurada arkadaşlar. Tek karbonlu bileşiklerimiz var, alkillerimiz var. Tek karbonlu olduğu için bunlar metil gruplarıdır. 2, 4 dimetil, 5 karbonlu aldehit olduğu için de pentanal şeklinde adlandırmamızı yaptık. Bir de yaygın adlandırmadan kısaca bahsedip öyle geçmiş olalım bu örnekler üzerinde arkadaşlar. Şunları bir temizleyelim. Genellikle küçük karbon sayılarında biz bunu daha çok kullanıyoruz. Daha yaygın kullanılıyor. Arkadaşlar, asit aynı karbon sayısına sahip asitlerin yaygın isimlerinden de esinlenerek adlandırma yapıyoruz. Şurayı da temizleyip öyle yazalım. Tek karbonlu asidimiz, tek karbonlu asit formik asittir. Bu formik asit bildiğiniz asitlerden birisidir. Tek karbonlu bu asitteki ilk asit kısmını atıyoruz. Başındaki form kısmını aldık. Form. Sonra da aldehit getiriyoruz. Formaldehit. Bu da yaygın adlandırma yöntemidir. Asitlerin sonundaki yaygın isimlerinin sonundaki ilk asit ekini atıyoruz. Yerine aldehit eki getiriyoruz. Dikkat ederseniz formik asit, karbon sayısı aynı olan aldehit, formaldehit. İki karbonlu asidimiz
Onu da şuraya yazalım. CH3 COOH şeklinde kapalı bir şekilde yazıyorum. Bu da asetik asitti. Asetik asitteki ilk asit kısmını attık. Geriye aset kökü kaldı. Karbon sayısı aynı olan aldehidi bu defa aset aldehit olarak adlandırıyoruz. Bakın, bu da asetaldehit yaygın adıdır. Bilginiz olsun. Zaman zaman sorularda bunlar da karşınıza çıkacaktır. Özellikle formaldehit, asetaldehit yaygın isimleri kullanılıyor. Ketonların yapısına da bakıp ondan sonra küçük bir ara vereceğiz. Arkadaşlar, karbonil grubu bulunduran diğer bir fonksiyonel grubumuz da ketonlardı. Yine bunların yapılarında karbonil grubu vardır. Genel formülleri başta da söylemiştik ama bir kez daha tekrar etmiş olalım. Aldehit ve ketonların genel formülleri CnH2n o şeklindedir. Eterlerden hatırlarsınız, eğer karbonil grubuna bağlı olan gruplar aynı gruplar olursa bunları basit yapı olarak kabul ediyoruz ve basit keton ya da simetrik keton diyoruz. Bağlı olan karbonil grubunda bağlı olan gruplar farklı olduğunda da bunları karışık keton ya da asimetrik keton olarak sınıflandırıyoruz, adlandırıyoruz. Sistematik adlandırmaya bakarsanız, sistematik adlandırmada yine karbon sayısına bakacağız. Karbon sayısı aynı olan alkanın sonuna bu defa keton olduğunu belirtmek üzere 10 eki getiriyoruz. 10 eki getirerek adlandırma yapmış olacağız. Dallanma varsa yine numaralandırma yapmanız gerekiyor. En uzun karbon zincirini seçiyorsunuz. En uzun karbon zincirini seçtikten sonra karbonil grubuna en küçük numaranın geleceği şekilde bir numaralandırmayı yapıyorsunuz. Örneklere bakalım. Diğer kısmı zaten aynı. Sağ taraftan başladım. Çünkü sağ taraftan başladığımda karbonil grubu küçük numarayı almış olacak. 1, 2, 3, 4. Numaralandırma yaptık. Önce dalın konumunu söylemem gerekiyor. 3 hidroksi. Sonra da 4 karbonlu olduğu için butanon şeklinde adlandırmayı yaptık. Karbon sayısı fazla olduğunda karbonil grubunun da hangi karbonda olduğunu belirtmek zorundasınız. Butanonda ikinci karbon dışında başka bir yere gelme şansı yoktur. En küçük numarayı alacak şekilde numaralandırma yapıldığında karbonil grubu her zaman ikinci karbona geldiği için burada iki butanon demedik. İki butanon derseniz iki gereksiz yazıldığı için yanlış kabul edilecektir. Onu gözden kaçırmayın, dikkat edin. İkinci örneğe baktığımızda ikinci örnekte bakın arkadaşlar karbon sayısı 6 tane. Karbonil grubu sağdan başlansaydı 1, 2, 3, 4'e geliyordu. Soldan başlandığında 3'e geliyor. O nedenle bu numaralandırma sağdan başlanması hatalı olur. Soldan başlayarak numaralandırdık. Dalın konumunu belirtiyoruz önce. İkinci karbonda metil grubumuz var. 2 metil dedik. Ardından ana yapıyı keton olarak adlandırırken bu defa karbonil grubunun üçüncü karbonda olduğunu belirtiyorum. 3 heksanon diyorum. Burada 3'ü söylemezseniz eksik bırakmış olursunuz. Karbonil grubu 2'ye de gelebilirdi. Tabii o zaman burada dal olmayacaktı. Çünkü karbon o kadar çok bağ yapamaz. Dal bağlanacak bir konum olmazdı. Burada 3'e gelebilirdi ki 3'e geldiğinde yine aynı olurdu.
Ama dalın yeri değişmiş olacaktı. O nedenle burada karbonil grubunun numarasını belirtiyoruz. Son örneğimize bakıyoruz. Son örneğimize baktığımızda bu defa yapıdaki ikili bağı belirtmek üzere bu defa alken adının sonuna 12 getireceğiz. Hem ikili bağın yerini hem de karbonil grubunun yerini belirtirken öncelikle ikili bağın nerede olduğunu belirttiğim alken adını söylüyorum. 4 penten, sonra da karbonil grubunun 10 eki ile birlikte bakın numarasıyla birlikte söylüyorum. 2-10 şeklinde gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar küçük bir ara verelim. Sonrasında devam edeceğiz.
Hazır mıyız arkadaşlar? Üç kişi mi sadece? Diğerleri yok mu? Sadece dört kişi. Beş olduk. Güzel. Zorlayınca bir kişi daha geldi. Devam edelim o zaman arkadaşlar. Ketonların adlandırmasıyla devam ediyoruz. Eterlerde olduğu gibi arkadaşlar ketonlarda da adlandırmayı yaparken özel adlandırmada öncelikle alkil gruplarının adını söyleyip bağlı olan alkil ya da aril yani fenil grubunu söyleyip sonra keton ekini getirerek adlandırmayı yapıyoruz. Şurada basit bir keton görüyoruz arkadaşlar. Bu basit ketonda her iki tarafa da metil grubu bağlanmış. O nedenle bunu adlandırırken dimetil keton ya da diğer bir adıyla, yaygın adıyla aseton olarak adlandırıyoruz. İlk üyemiz, en küçük üyemiz aseton veya dimetil keton dediğimiz ketonumuz. İkinci örnekte ise karışık bir keton görüyoruz. Bir tarafta etil grubu bağlı, iki karbonlu alkilimiz. Diğer tarafta ise benzen halkası bağlanmış. Benzen halkasından bir tane hidrojen koptuğunda bunun da adı fenildi. Bunu fenil olarak C2H5'i etil olarak yazdık. Etil fenil keton. Yine karışık bir ketonumuz var. Bir tarafta siklopropil grubu bağlı. Diğer tarafta tek karbonlu olan metil grubu bağlı. Alfabetik olarak önce metil, sonra siklopropil ve sonra da keton dedik ve adlandırmayı yapmış olduk. Halkalı bir keton görüyoruz son örneğimizde. Dikkat ederseniz burada yine her köşede birer tane karbon olduğunu görmeniz gerekiyordu. Oksijen burada halkanın dışında kalıyor. 5 karbonlu bir alkan neydi? Siklopentandı. Sonra 10 eki getirdik. Siklopentanon şeklinde adlandırmış olduk. Halkada eğer herhangi bir dal da bulunsaydı numaralandırma yapacaktık. Karbonil grubuna bir numarayı burada vererek bir numaralandırma yapardınız. Bağlı olan grubu önce yazar, sonra da siklopentanon şeklinde adlandırmayı yapmış olurdunuz. Karbon sayısı aynı olan, bakın burası önemli. Karbon sayısı aynı olan aldehit ve ketonlar birbirinin izomeridir. Fonksiyonel grup izomeridir. Ve birbirlerinin izomerliği 3 karbondan başlar. İlk iki aldehitin keton izomerinin olmadığını bir önceki derste de konuşmuştuk. 3 ve daha fazla aldehitlerle ketonlar birbirlerinin izomeridir. Örneklerimize bakarsak propanol 3 karbonlu aldehit, propanon 3 karbonlu bir keton. Karbon sayıları aynı olan aldehit ve ketonlar aynı kapalı formüle sahip. O nedenle birbirlerinin izomeridir. Örneklerimiz var. 3 tane bileşik ve bunların adları verilmiş. Yukarıdaki bileşiklere ait adlandırmalardan hangileri doğrudur? Bakalım. Birincisi bir ketondur. Pardon, özür diliyorum. Birincisi bir aldehittir. Karbonil grubu ilk karbonda. Aldehittir. Aldehitte yalnız dallanma var. Numaralandırma yapıyorum o nedenle. Üçüncü karbonda hidroksi grubu var. 3 hidroksi doğru. Aldehit olduğu için de 3 karbonlu olduğu için propanol demiş. Birincisi doğru. Numaralandırmaya burada bir propanol demeye gerek yok. Çünkü mecburen bir numaraya geliyordu. Devam ediyoruz.
İkinci örneğimize bakarsak, en uzun karbon zincirini seçmem gerekiyordu. 1, 2, 3, aşağıya doğru devam edersem 4 ve 5 burada bulunuyor. 5 karbonlu bir aldehit zinciri seçebiliyorum. 5 karbonda aldehit zinciri seçtiğimde 3. karbonda 2 tane metil grubumuz var. 2'de de 1 tane etil grubumuz var. Dal olarak alfabetik bir şekilde bunları yazıyorum. 2 etil doğru. 3'te 2 tane metil grubu var. 2 etil, 3, 3 dimetil. 5 karbonlu olduğu için de pentanal doğru adlandırılmış. Tek karbonlu aldehit, formaldehit veya neydi bunun diğer bir adı? Metanaldı. İki türlü de adlandırılabiliyordu. Bu da doğru. 3 karbonun bileşiğimizde doğru adlandırılmış. Bir keton bileşiği verilmiş. Yapısında hem ikili bağ var hem de karbonil grubu var. Bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye. İki tür fonksiyonel grup içerir. Hem alken fonksiyonel grubu var hem de karbonil grubu var. İki tür fonksiyonel grup var. Doğru. Sistematik adlandırmada çift bağ birinci karbona bağlanmıştır. Sistematik adlandırmada biliyorsunuz ketonlarda karbonil grubunun en küçük numarayı almasına dikkat etmeniz gerekiyordu. Burada alken mi, karbonil grubu mu? Tabii ki karbonil grubu. Arkadaşlar, her öğrendiğimiz yeni bir organik bileşik sırasıyla bunlar gidiyor. Bir öncekine göre daha fazla önceliğe sahiptir. Yani ketonları adlandırırken alkolmüş, etermiş, onlara göre daha fazla önceliği var. Daha sonra bundan sonra geçeceğimiz adlandırma veya bakacağımız bileşikler karboksilik asitler ve esterlerdir. Orada numaralandırma yapmamız gerektiğinde hem keton grubu varsa hem de karboksil grubu varsa karboksil grubu daha önceliğe sahip olacak. Aside göre numaralandırma yapacaksınız. Yani en son öğrendiğiniz daha fazla önceliğe sahip. En sonunda burada ketonları öğrendik. O nedenle ketonun önceliği vardır. Karbonil grubunun küçük numarayı alacağı şekilde bir numaralandırma yaptığında ikili bağ birinci değil, beşinci karbona geliyor. O nedenle bu yanlıştır. Yaygın adlandırmada metil bütenil keton olarak adlandırılır. Bakalım. Bir tarafta metil grubu var. Doğru. Diğer tarafta 4 karbonlu büten var. Ancak burada büteni adlandırırken arkadaşlar onu farklı renkte belirtiyorum. Bağlı olduğu karbondan başlayarak kendi içinde bir numaralandırma yaptığında 3. karbonda ikili bağın bulunduğunu belirtmem gerekiyordu. Metil 3 bütenil keton olarak adlandırılması gerekiyordu. Bu da yanlıştır. O nedenle cevabımız yalnız bir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlayanları görebilir miyim? Özellikle bu soruyu istiyorum. Çok güzel. Herkes anlamış o zaman. Devam. Hadi bakalım. İki tane bileşik verilmiş. Bu bileşiklerle ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır diyor. Şöyle bir 15 saniye baksanız herhalde yaparsınız. Önce bir kendinizi deneyin, sonra birlikte cevaplayalım. Bir bileşiği keton, iki bileşiği aldehittir diyor. Bir bileşiği keton, ikinci bileşik aldehittir. Doğru diyenler kaç
Kaç kişi? Üşeniyor muyuz yoksa sadece 4 kişi mi doğru diyor? On beş kişiden sadece 6 kişi doğru diyor, öyle mi? O zaman geri kalan 9 kişi için bu yanlış olan seçenek mi? Arkadaşlar, keton dediğimizde her iki tarafta da radikalin her karbonil grubun her iki tarafında da radikal olması gerekiyordu. Her iki tarafta da radikal var. Aldehit dediğimizde ise bir taraf radikal ki burada hidrojen de olabiliyordu. Diğer taraf hidrojen olması gerekiyordu. Tek karbon da olabiliyordu o nedenle. İkincisi aldehit, birincisi ketondur, doğru. Birbirlerinin izomeri değildirler. Karbon sayılarına baktığınızda birincisi 5 karbonlu, toplam 5 karbon var. İkincisinde 4 karbon var. O nedenle birbirlerinin izomeri değildir bu bileşikler. Birinci bileşik ketonların en küçük üyesidir. Buna doğru diyenler var mı arkadaşlar? Doğru diyenleri görebilir miyiz? Arkadaşlar, ketonların en küçük üyesi kaç karbonluydu? Aa diyorsunuz değil mi şimdi? Ketonların en küçük üyesi 3 karbonlu değil miydi? Bu 5 karbonlu. O nedenle ketonların en küçük üyesi olamaz. Ketonların en küçük üyesi 3 karbonludur. Yani şöyle bir yapısı vardır. O nedenle cevabımız budur. Yanlış olan seçeneğimiz budur. Devam edelim. İkinci bileşik butanaldır. 4 karbonlu bir aldehit. Doğru. Her iki bileşik de karbonil grubu içerir. İkisinde de karbonil grubumuz var zaten. Karbonil grubu bileşikleri olarak biz aldehit ve ketonları biliyoruz. Cevabımız Ceyhan. Kimler anladı? Kaç kişi anladı arkadaşlar? Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Karboksilik asitler, esterler. Bugün fonksiyonel grupların adlandırmasını tamamlıyoruz. Yarınki dersimizde de bu fonksiyonel gruplar, hidrokarbonlar, bunların genel özelliklerine bakacağız. Onlara başlamış olacağız. Evet, yapısında karboksil grubu dediğimiz bir karbon, iki oksijen ve bir hidrojenden oluşan açık bir şekilde yazılırsa böyle yazıyoruz. Kapalı bir şekilde yazılırsa COOH şeklinde gösterdiğimiz karboksil grubu bulunduran bileşiklerdir. Karboksil grubunun yapısında hem karbonil hem de hidroksil grubu bulundurur. Bu şekilde de kabul edebilirsiniz. Buradaki karbon atomumuz SP2 hibritleşmesi yapmıştır. Hibritleşmeleri daha sonra bir kez daha hatırlarız. Ama basitçe sadece şunu söyleyebilirim. Karbon için hibritleşmeye bakarsanız arkadaşlar, karbon kaç tane sigma bağına sahipse o kadar orbitali hibritleşmeye dahil olarak göreceksiniz. Yapmış olduğu bağlardan tekli bağlar zaten sigma bağıdır. Çoklu bağlardan da en az burada bir tanesi sigma, diğeri pi bağıdır. Bir tane sigma bağı mutlaka bulunur. Toplam 3 tane sigma bağı yapmışsa 3 orbital, yani bir tane s, iki tane p, bir tane s, iki tane p, kısacası sp kare hibritleşmesi yapmış olur. 3 tane orbital hibritleşmiş demektir. Genel formülüne gelecek olursak karboksil grubuna bir hidrojen veya radikal bağlı olması gerekir. Mutlaka radikal olmak zorunda değildir. Kısacası en küçük üyemiz
tek karbonlu da olabilir. Buraya hidrojen geldiğinde olacaktır. Yine karboksilik asit olarak kabul edilir. Genel formülü CnH2n+1 radikali bu şekilde yazabilirsiniz. CnH2n+1 artı karboksil şeklinde ya da karboksil grubunu da dahil ederek yazarsanız CnH2n O2'dir. Yani biraz tanıdık gelirse burası arkadaşlar. Aldehit ve ketonlara göre bir tane oksijenleri fazladır. Bir fazla oksijen içerirler. Aldehit ve ketonlar CnH2nO şeklinde kapalı formülle sahipti. Bunlar da oksijen sayısı bir tane fazla. Aynı sayıda karbon içeren monokarboksilik asitler ile yani tek karboksil grubu bulunduran asitlerle esterlerin kapalı formülleri aynıdır. Monokarboksilik asitlerle esterler az önce söylediğimiz CnH2nO2 formülüne sahiptirler. Yani birbirlerinin izomeridir diyoruz. Adlandırmada UPAC sistemine göre yani sistematik adlandırmada karbon sayısına bakacağız yine. Aynı karbon sayısını içeren alkan adının sonuna arkadaşlar bakın burası önemli. Alkan adının sonuna oik asit eki getiriyoruz. Tek karbonlu alkanımız neydi? Metandı. Tek karbonlu karboksilik asidimiz bu durumda metan oik asit. İki karbonlu alkanımız etandı. Etanın sonuna karboksilik asit olduğunda iki karbonlu karboksilik asidimiz etan oik asit. Üç karbonlu olursa propan oik asit şeklinde ana yapıyı adlandırıyoruz. Ana yapı dışında kalan grubumuz varsa yani dallanma mevcutsa karboksil grubundaki karbondan başlayarak numaralandırma yapıyoruz. Numaralandıracağız. Numaralandırma yaptıktan sonra bağlı olan grupların yerlerini belirtip ana zinciri adlandırıp adlandırmayı bitirmiş olacağız. Karboksilik asitleri sınıflandırdığımızda bu maddede ondan bahsediyor. Karboksilik asidin yapısında bir tane karboksil grubu varsa, bir tane ise karboksil grubu, bunlara monokarboksilik asitler. Birden fazlaysa karboksil grubu, bunlara da polikarboksilik asitler diyoruz. Sorularda zaman zaman bilgi olarak istenebilir. Kolay bir mesele. Tek karboksil grubu varsa monokarboksilik asit, birden fazla karboksil grubu varsa polikarboksilik asit olarak söylemeniz yeterli. Birçok karboksilik asidinde yaygın isimleri vardır. Az önce aldehitlerde bir iki tanesini söylemiştik. Sonlara doğru bunları göreceğiz. Yaygın isimlerini de mutlaka öğrenmeniz gerekecek. Yaygın adlar daha fazla kullanılıyor zaten. Ne diyoruz? Bakın yaygın olan adlara. Evet, ilk başta sistematik olarak adlandırma yaparken ne demiştik? Alkan adının sonuna oik asit eki getiriyorduk. Örneklerimize bakalım. Tek karbon var. Tek karbon olduğunda metandı alkanımız. Sonra oik asit eki getirdik. Metanoik asit. İki karbon olduğunda bu alkanın adı etandı. Etan oik asit. 3 karbon olduğunda karbon sayımız bakın 3 tane. Propan sonra oik asit ekini getirdik. 4 karbonlu olunca 1, 2, 3, 4 bakın. 4 karbonlu alkan butan sonra oik asit eki getirerek adlandırma yapmış olduk. Altlarında ise yaygın isimleri var. Tek karbonlu olan metanoik asidin yaygın adı formik asittir. İki karbonlu olduğunda karboksilik asidi TYT'den de biliyoruz arkadaşlar. Tanıyor olmanız lazım. Bunun adı asetik asittir. Diğer bir adıyla sirke asidi diye de geçiyor. Üç karbonlu asit birbirlerine benziyorlar.
propanoik asit sistematik adı. Propionik asit bunun yaygın adıdır. 4 karbonlu olursa butanoik asit veya yaygın adıyla butirik asit, birazdan da göreceğiz. Tereyağında bulunan bir asittir arkadaşlar. Yağ asitlerine de konuştuğumuzda orada da yine karşımıza çıkacak. Butirik asit. Kahvaltıda yediğiniz tereyağında bulunuyor. Devam edelim. Polikarboksilik asitlere bir örnek verilmiş. 2 tane karbon var. 2 karbonlu alkanımız etandı. 2 tane karboksil grubu bulunduğu için dioik asit diyoruz. Bakın. Karboksil grubunun sayısını da bu şekilde belirtmiş olduk. Etan dioik asit ya da yaygın adıyla biz buna oksalik asit de diyoruz. Bazen S ile de yazıyorlar. Oksalik asit de yazıyorlar. Oksalik asit de yazıyorlar. İki türünü de görebilirsiniz. Evet, dallanma mevcutsa demiştik. Karbonil grubun, karboksil grubuna bir numara verilecektir. 1, 2, 3, 4 numaralandırdık. Numaralandırma yaptığımızda önce dalların yerlerini belirterek adlandırmaya başlıyorduk. 2'de ve 3'te hidroksi gruplarımız var. 2, 3 dihidroksi. Zincirimiz de 4 karbonlu olduğu için butanoik asit. Diğer örneğe geçiyorum. Herhangi bir dallanma yok. Öyleyse niye numaralandırma yapılmış? İkili bağın yerini belirtmek için burada numaralandırma yapılmış. İkili bağ ikinci karbona da gelebilirdi. Burada dördüncü karbona da gelebilirdi. Üçüncü karbonda olduğunu belirtmek için numaralandırma yapılmış. Ne yapıyorduk? Hidrokarbon adının sonuna oik asit eki getirecektik. Ama buradaki hidrokarbon zincirimiz alken yapısında olduğu için 3 penten diyerek öncelikle alken adını söyledik. Sonuna da oik asit eki getirdik. 3 pentanoik asit olarak adlandırmış olduk. Benzen halkasına karboksil grubu bağlandığında bunu aromatik bileşiklerde görmüştük. Benzenoik asit diyeceğiz. Halkaya bir karboksil grubu bağlanmış. Halkaya bağlı olduğunda karboksil grubunu bakın burada dikkat edin, gözden kaçırmayın. Dışarıda bırakarak öncelikle halkanın adını söylüyoruz alkan olarak. Siklopentan halkayı söyledim. Bu defa oik asit demiyorum. Siklopentanoik asit değil. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Siklopentan karboksilik asit diyerek karboksil grubunu ayrıca belirtmiş olduk. Siklopentan karboksilik asit. Ve geldik iskelet formüllerine. İskelet formülünde biliyorsunuz her köşede bir karbon olduğunu düşünerek bileşiğe bakmam gerekiyordu. Numaralandırma yapıyorum. 1, 2 karboksil grubundan başlayarak numaralandırdık. 3, 4, 5. 5 karbonlu bir zincirimiz var. 4. karbonda bir metil grubu var. 3'te klor grubu var. 3 klor, 4 metil dalların yerini söyledik. Sonra da 5 karbonlu bir karboksilik asit olduğu için pentanoik asit dedik. Son örneğimiz yine 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırdığımızda 3. karbondaki alkeni yani ikili bağın yerini belirterek adlandırma yapıyoruz.
5 karbonlu alkenimiz pentendi. 3 penten diyerek ikili bağın yerini belirttik. 3 penten oik asit şeklinde adlandırmanız gerekiyor. İskelet formülünde her köşede bir karbon olduğunu gözden kaçırmadığınız sürece farklı bir olay söz konusu değil zaten. Ve geldik arkadaşlar. Özel adlandırmaların bir diğer yolu. Bileşiklerin bir yaygın adlandırması var. İşte metanoik aside formik asit, etanoik aside asetik asit dediğimiz gibi. Bir de numaralandırma yerine biz alfa, beta, gama, teta gibi semboller kullanıyoruz. Küçük karbon zincirine sahip olduğunda daha çok bunları tercih ediyoruz. Karbon zinciri çok uzun olduğunda tercih edilen bir adlandırma yöntemi değildir. Numara yerine biz alfa konumu, beta konumu, gamma konumu şeklinde konumlarını belirtiyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken yapılan hatalardan bir tanesi şudur. Sembol kullandığınızda numaralandırmayı ikinci karbondan başlıyorsunuz. Yani karboksil grubuna herhangi bir sembol vermiyorsunuz. Karboksil grubundan sonraki karbondan başlayarak numaralandırma yapacaksınız. Karboksil grubu için burada bir sembol harcamıyorsunuz. İkinci karbondan başlayarak alfa, beta sembolleriyle sembolleri yerleştirdik. Ondan sonrası normal dallanmış bir karboksilik asidin adlandırması gibi. Alfa'da metil grubu var. Alfa metil. Beta'da hidroksil grubu var. Her bir sembolde hangi grubun bağlı olduğunu belirterek adlandırma yapıyoruz. Alfa metil, beta hidroksil. 4 karbonlu olan asidimiz bütirik asitti. Özel adı olarak bütirik asit şeklinde adlandırılıyordu. Alfa metil, beta hidroksi bütirik asit diyoruz. Yan taraftaki örneğe bakarsanız, yan taraftaki örnekte yine karboksil grubundan sonraki karbondan başlayarak sembol kullanıyorduk. Alfa, beta şeklinde numaralandırdığımızda alfada hidroksil grubu bağlı. Alfa hidroksi 3 karbonlu asidimizde propiyonik asitti. Ne demiştik? Birden fazla fonksiyonel grup varsa en son öğrendiğimiz fonksiyonel grup önceliğe sahipti. Dikkat ederseniz buradaki örnekte hem keton grubu var, karbonil grubu, hem de karboksil grubu var. Biz bunlara keto asitler de diyoruz. Burada numaralandırma yaparken asit tarafı önceliğe sahip, karboksil grubu önceliğe sahip. Karboksil grubuna 1 dedik. Karbonil grubu 2 numarayı aldı. 3. Biz bu şekilde karboksilik asitlerde adlandırma yaparken karbonil grubunun konumunu belirtirken, adını belirtirken okso eki kullanıyoruz. İki karbonil demiyoruz. Onun yerine iki okso diyerek bunun karbonil grubu olduğunu belirtmiş oluyoruz. İki okso geri kalan kısmı normal asit olarak adlandırılıyor. Propanoik asit. İki okso propanoik asit. Okso dediğinizde onun karbonil grubu olduğunu belirtmiş oluyorsunuz. Örneklerimiz var. 3 tane öncül verilmiş bileşikle ilgili. Hangileri doğrudur? 3 tane alkol grubu, 1 tane karboksil grubu bulundurur. Karboksil grubumuz şu, alkol gruplarımız 2 tane. 3 tane demiş. Yanlış. Birinci öncülümüz o nedenle hatalıdır. İkinci öncülde adını vermiş. 3, 4 dihidroksipentaneik asit. Numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5.
5 karbonlu, 3 ve 4'te 2 tane OH grubu var. 3, 4 dihidroksi, 5 karbonlu asit olduğu için de pentonik asit doğru adlandırmış. Özel adlandırmaya göre hidroksil grupları alfa ve beta karbonlarına bağlıdır. Bakalım, az önce konuştuk. Karboksil grubundan sonra başlıyorduk sembol vermeye. Alfa ikinci karbondu. Beta, gamma şeklinde gidiyordu. Alfa ve beta'ya bağlı demiş. Hayır, beta ve şunlar, beta ve gamma'ya bağlı olması gerekir. Bu da yanlış. Cevabımız Balıkesir. Biraz tekrar gerektiren, diğer türlü hatırlaması zor olan konulardır. Birbirine karıştırmaya müsait konulardır. O nedenle tekrar eder, soru çözerseniz kalıcı olacaktır. Geçen haftaki dersten sonra bu konuştuğumuz, adlandırdığımız bileşiklerle ilgili kaç arkadaş soru çözdü? Soru çözenleri bir görebilir miyim? Sekiz kişi mi soru çözdü? Diğerleri biraz tembellik etmiş, öyle mi? Arkadaşlar, soru çözmezseniz bunları hatırlamanız zor olur. Bilginiz olsun. Neyse, örneklerimizle devam ediyoruz demiştik. Üç tane bileşik verilmiş, bileşiklerin adlandırması yapılmış. Hangileri doğru adlandırılmıştır diyor. Halkalı bir asidimiz var. Birinci de karboksil grubunun olduğu taraftan başlayarak numaralandırma yaptığında 5 karbonlu brom bağlı olmasaydı siklopentan karboksilik asit diyecektik. Üçüncü karbonda brom bağlı siklopentan karboksilik asit doğru. Halkalı olanlarda bakın karboksil grubunu ayrıca belirtiyorduk karboksilik asit şeklinde. Doğru adlandırılmış. Yine halkalı bir ikinci de karboksilik asidimiz var. Yine karboksil grubundan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbonda 3 ve 4'te metil grupları var. 3, 4 dimetil. Hekzanoik asit demiş. Hayır, hekzanoik asit dediğimizde karboksil grubunu dahil etmiş oluyoruz. Burada hatalı verilmiş. Ne demesi gerekirdi? 3-4 dimetil sikloheksan karboksilik asit demesi gerekirdi. Sikloheksan karboksilik asit olması gerekirdi. O nedenle yanlış verilmiş. Numaralandırma yapmak gerekirse benzene burada karboksil grubu bağlı. Benzoik asit de yine karboksil grubunun bağlı olduğu noktadan başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gittiğinizde ikinci karbonda amino grubu bağlı. 2 amino benzoik asit doğru bir adlandırma. Cevap 1, 3 yani Ceyhan. Geldik yağ asitleri. Yağ asitleri dediğimiz asitler arkadaşlar moleküldeki karbon sayısına göre yağ asidi olup olmadığına karar veriliyor. Karbon sayısı en az 4 ve çift olan. Karbon sayısı çift olacak ve en az 4 olacak. Pek çok yağ asidinin karbon sayısı çok çok daha fazladır. 12, 14, 16, 18 bu şekilde gider. Karbon sayısı çift olan düz zincirli monokarboksilik asitlere biz yağ asitleri de diyoruz. Yağ asitleri bitkisel veya hayvansal yağlarda bulunur. Yağların yapısında bulunur. Eğer yağ asidinde karbonlar arasındaki bağların tamamı sigma bağı olursa, yani tüm karbon bağları tekli bağ olursa
Biz bunlara doymuş yağ asidi diyoruz. Doymuş yağ asitlerinin bulunduğu yağlar katı yağlardır. Yapısında en az bir veya daha fazla pi bağı bulunduran yağ asitlerine de doymamış yağ asitleri diyoruz. Bunlar hidrojen bağlayabilir durumdadır. Hidrojen yönünden eksikliği vardır. O nedenle doymamış yağ asidi olarak adlandırılıyor. Bakalım. Bakın 4 karbonlu bir karboksilik asit, 4 karbonlu ve karbon sayısı çift. O nedenle bu bir yağ asididir. 3 butanoik asit. Yapısında da pi bağı bulunduğu için şurada ikili bağdan biri sigma biri pi bağıdır. O nedenle doymamıştır. Ancak diğerine bakarsanız yine karbon sayısı 4 ve çift bir yağ asidi. Karbonlar arasındaki bağların tamamı tekli bağ olduğu için bu bir doymuş yağ asididir diyoruz. Geldik. Yağ asitlerinin doymuş veya doymamış olduğunu kapalı formülden nasıl anlarsınız arkadaşlar? Doymuş yağ asitlerinde kapalı formül yazıldığında burası CnH2n artı 1 şeklindedir. Eğer burası CnH2n artı 1 ise karbonlar arasındaki bağların tamamı tekli bağdır. Doymuş bir yağ asidi olduğunu anlayabilirsiniz. Karbon sayısı da çift olacak demiştik. Toplam 18 karbon var bakın burada. Karbon sayısı çift. Yine karbon sayısı çift. 18 karbon var. Karbon sayısı çift. Dikkat ederseniz burada CnH2n-1'dir. İki tane hidrojen az öncekine göre eksiktir. Demek ki burada bir tane pi bağı vardır. Bir tane pi bağı bulunduğu için bu doymamış yağ asididir. Yaygın adlandırmalar az önce de konuştuğumuz adlandırmalar. 4 karbonlu olduğunda butanoik asitti. Bu sistematik adı. Yaygın adı butirik asitti. Tereyağında bulunduğunu söylemiştik. 5 karbonlu olursa pentanoik asit. Bunun yaygın adı ise valerik asittir arkadaşlar. 5 karbonlu olduğunda unutmayın. Valerik asit diyoruz. 2 karbon ve 2 tane karboksil grubundan oluşan etandioik asitti. Polikarboksilik asit. Bunun da yaygın adı oksalik asittir. Nerede bulunduğunu çok sormuyorlar. Bunlar ekstra bilgi olarak verilmiş durumda. Siz genel adını ve sistematik adını bilseniz bu bileşiklerin yeterli olacaktır. Esterlere geçmiyoruz arkadaşlar. Yarınki dersimizde esterleri konuşup esterlerin adlandırmasını verip konuşup ondan sonra fonksiyonel gruplara geçeceğiz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunlarla ilgili soru çözmeyi unutmayın. Soru çözmezseniz arkadaşlar, evet Emirhancığım, soru çözmezsen bunlar kalıcı olmayacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.